Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkan vekiliyim Elif Hanım. Ve tüm meclisi temsilen gidiyorum oraya. Bir görevim de benim ayrıca o. Bilgilendirdiğimiz halde kaymakamın haberi var, emniyet müdürünün haberi var. Biz bu olayda o insanları o hale getiren İktidar Partisi'nin bu söylemleri. PKK'yla şey evet. yapıyorlar değil mi? HDP ile işte görüştükleri için. Evet yani güya biz zaman zaman HDP ile görüşüyoruz da işte size PKK'lılar geldi diyorlar. Şimdi bunu nasıl anlatacak AK Parti? Çok doğru nasıl bir şey izah edeceksiniz? Evet. Yani tam bir ikiyüzlü politika. Tam bir riyakar politika. Oportunist politika. Yani şimdi Devlet Bahçeli'nin de ondan sonra ertesi gün yaptığı da aynı şey. Yani gidersen olur gibi bir şey söylüyorsun evet, değil mi? Şimdi ben dediğim gibi MHP'liler, AKP'liler herkes birbirle görüşsün. HDP'liler zaten görüşeceğiz ki konuşacağız. Yani siyaset budur Yıldıray Bey. Siyaset konuşarak çözüm bulmak işidir. De mecliste herkes zaten birbirle görüşmek zorunda zaten. Efendim, zaten kuliste beraberler zaten. HDP milletvekilleriyle, diğer milletvekilleri herkes beraber. Meclisi biliyorsunuz yöneten bir başkan vekili HDP'li olabilir. Ben de beraber görev yaptım kendisiyle buna önceki dönemde. 2 yıl önce. Herkes sayın başkan diye kendisinden söz istiyor. AKP'lisi de istiyor, MHP'lisi de istiyor. Bir dahaki hafta o yönetecek meclisi. Komisyonlarla beraber. Komisyonlarda beraberiz. Her yerde beraberiz. Sonuçta milletvekilleri sıralarında oturuyorlar. Milletvekillerinin ne hakları varsa onlar da faydalanıyorlar. Şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bu duruma getiren AK Parti'nin kendi tutumu ve söylemleri.